efendim. Yatırım günlüğüyle karşınızdayız. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Gözde Kılıç. Fiyatlamalar, makro gelişmeler, Borsa İstanbul diyeceğiz ama önce haber özetleriyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD 28. Uluslararası İş Forumu'nda konuştu. Temel amacımız enflasyonu kalıcı olarak düşürmektir dedi. Yılmaz, enflasyonu düşüreceğiz ki sürdürülebilir, sağlıklı, uzun vadeli büyüme sağlansın değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon beklentileri geriliyor. Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Kasım'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için %27,2'ye, reel sektör için %47,8'e ve hane halkı için %64,1'e indi. Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada açığa satış yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gönül, açığa satış yasağının kaldırılması için teknik çalışmaları sürdüğünü ve kısa sürede kaldırılacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Meksika, Kanada ve Çin'e gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25'lik tarife uygulanacağını söyledi. Trump, Çin'den gelen ürünlere ise ilave %10 gümrük vergisi uygulayacağını ifade etti. Japonya'da çekirdek enflasyon son 30 ayın en düşük seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyon ölçümü Ekim ayında bir önceki ay gördüğü %1,7 seviyesinden %1,5'e geriledi. Böylece endeks 2022 yılı Nisan ayında görülen %1,4'ün ardından en düşük seviyesini gördü. Borsa İstanbul'daki risk iştahı dün de devam etti ki Kasım ayının ilk 3 haftasını da pozitif bir seyirle kapatmıştık. Borsa İstanbul'da bankalar geçtiğimiz hafta %7,5'luk performansıyla öne çıkan sektördü. Dün de borsa %1 primli günü kapattı. Bankalar binde 8 düştü. Negatif ayrıştı. Borsayı destekleyen tarafta Türk Hava Yolları, BİM, TÜPRAŞ gördük. Aşağıya çeken cephede Akbank, Sabancı Holding ve Turkcell yer aldı. Bugün ana endeks yatay bir görünüm sunuyor. 9664 puanda. SPK Başkanı İbrahim Gönül mesajlar paylaştı. Borsa İstanbul'da açığa satış yasaklarının kalkması adına çalışmalar yapıldığını, bu düzenlemelerin 2025 yılına kalmayacağını paylaştı. Peki bankalarda görünüm nasıl? Dün negatif ayrışan bir endeks görmüştük. Bugün binde 3'lük yükseliş 14.002 puanda. Sanayi yatay 12.781'de. Gayrimenkul 3.403 puanda. Kasım ayında en fazla kazandıran sektörlerinden biriydi. Spor bugün %3 eksi de seyrediyor. Hemen ikinci sayfayı da ekranlarınıza taşıyalım. Sigortalarda bugün %4,3'lük hızlı bir yükseliş. 55.303 puana kadar geldiler. Madencilik %1,4 artıyor. Gıda endeksi Kasım ayının en zayıf sektörlerinden biriydi. 11.078 puandaki rakamlarıyla bilişim ve gıda bu ay zayıftı. Bilişimde de binde 2'lik yükselişler yine takip ediliyor. En çok artanlar ve azalanlar diyeceğiz. Bugün Agrotek'te %9,93'lük bir değer kazancı. Reder Teknoloji 5,74 artıda. Anadolu Sigorta Katılım Evim %4'ten fazla primli. MİA Teknoloji 3,71 artıda. En çok azalanlarda nasıl bir tablo var, oraya da bakalım. Fenerbahçe'ye 6,8 değer kaybediyor. Limak Doğu'da %5'ten fazla eksiler. Arçelik %2,2 ekside. TAV Havalimanları ve Konya Çimento'da da %1'in üzerindeki değer kayıpları takip ediyor. Tabi Borsa İstanbul üzerinde faiz indirimleri ilişkin beklentiler son dönemde sıkça konuştuğumuz başlık. Bugün açığa satışa ilişkin düzenleme. Şimdi bir de dışarıya döneceğiz ama önce Türk tahvillerindeki son tabloya da bir bakalım. 2 yıllıklarda 40,8'ler var. Geçtiğimiz hafta 43,23'ler de vardı. Ondan öncesinde Kasım ayında %45'leri dahi görmüştük ama hem 8 Kasım'daki enflasyon raporu sunumu sonrasında piyasaların daha güvercin mesaj algılaması hem de geçtiğimiz hafta faiz kararı metninden sonra Aralık ayına ilişkin acaba faiz indirimlerinde kapı mı aralandı beklentisi, tahvil faizlerindeki aşağı yönlü hareketliliği beraberinde getirdi. Bankalarla beraber fiyatlama kısa vadeli aktif tahvil faizlerinde en fazla gördüğümüz cephedeydi. Şimdi Apara Haber Merkezi'ne gideceğiz. Küresel tarafta neler yaşanıyor? Apara Araştırma Analisti Fatma Yıldırım bizleri bekliyor. Fatma, kolay gelsin. Hoş geldin. Neler var bugün notlarında?
Merhabalar Gözde. Dün Trump'ın Hazine Bakanı olarak Scott Bessent'ı aday göstermesiyle beraber piyasalarda aslında alım rüzgarından bahsetmiştik. Tabii diğer taraftan Trump'ın kabinesi de şekillenmeye başlarken adaylar açıklandıkça fiyatlamalar üzerinde de zaman zaman tepkilerini görmeye devam ediyoruz. Trump şu an daha başkanlık koltuğuna oturmadan son açıklamasıyla zaten tekrar gündeme geldi. Özellikle başkanlık görevini aldığı ilk gün Meksika ve Kanada'ya %25 oranında, Çin'e de %10 oranında bir ek gümrük tarifesi uygulayacağını belirtti. Açıklamanın da etkisiyle zaten Asya piyasalarından Avrupa vadeli işlemlere kadar tüm piyasaları haber akışının etkilediğini izledik. Dolayısıyla küresel piyasalarda da risk iştahının zayıfladığı bir güne başladık bir gün. Özellikle MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksini incelediğimizde de zaten geri çekilmeler görüyoruz bu Trump'ın haberinin ardından da. Aynı zamanda dolar endeksinde bir yükseliş gördük küçük de olsa. Zaten 2 yıllık zirvesinden bir gerileme görmüştük ama tekrar haberin ardından da bir yükseliş gördük. Özellikle Meksika pesosu ve Kanada dolarında ciddi değer kayıpları yaşandı. Her ne kadar Çin'e %10 oranında bir vergi uygulasa da önceki vaat edilen %60 oranında yüksek bir vergi uygulamayacak aslında. Ama yine de piyasalar üzerinde bu açıklama bile olumsuz bir tepki yarattığını söyleyebiliriz. Trump'ın ticaret politikalarını yeniden gündeme masaya geldiğinde tekrar belirtelim. Öte yandan bu hamlenin ticari savaşları yeniden canlandırabileceği endişeleri de şu an hakim olmaya devam ediyor. Bu tarz ani gelişmeler Trump'ın agresif müzakere stratejisi ile birlikte piyasalarda dalgalanmaların da devam edeceğini bize önceden aslında göstermiş oldu. Dolayısıyla Trump döneminde taşlar yerine oturuncaya kadar da yüksek volatilite görmemiz de muhtemel gözüküyor şu an için. Trump zaten ticaret ve savunma alanında ABD'yi en büyük rakip olarak Çin'i görüyor. Bunu ilk başkanlık döneminde de zaten görmüştük. Çin'e iki kez ticaret ve vergi savaşı başlattığı dönemde de zaten ilk başkanlık döneminde bunları takip etmiştik. Aslında iki dünya devi arasında 19 yıldır süren bir ticari savaş var. 2005 yılında Çin'in çip ve ham madde üretiminde dünya lideri olmasının ardından uygulanan ek gümrük vergileriyle başlamıştı aslında bu savaş. Fakat son 3 yıldır ABD bu sürece girmemişti. Yani herhangi bir atak, bir politika görmemiştik. Trump'ın tekrar başkan seçilmesiyle beraber de aslında bu durum tekrar gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Eğer önümüzdeki süreçte ticaret savaşları kontrolden çıkarsa küresel bir buhran yaşanma ihtimali de şu an yine piyasalarda endişeler arasında yerini alıyor. Bir diğer taraftan haber akışına bakacak olursak da İsrail ve Hizbullah tarafından geldi. Ateşkes konusunda bir anlaşmaya varıldığı bildirildi. Haberle beraber de zaten jeopolitik risk algısına bir iyileşme yaratarak piyasalarda pozitif olarak bir yansıdığını gördük. Tabii az önce bahsettiğimiz ticari savaşların küresel borsaları baskılamaya devam ediyor olsa da Orta Doğu'daki tansiyonun bir nebze olsa düşmesi de yine risk iştahı üzerinde olumlu bir etki yaratacağını da söyleyebiliriz. Son olarak ABD'deki faiz beklentilerine de bir göz atalım. Bugün FED tutanakları piyasalar aslında odağında bekliyor. En son FED bu ay başında çeyrek bas puanlık bir faiz indirimine giderek aslında gevşeme döngüsünü devam etmişti. Toplantı sonrasında Powell'dan aslında çok net bir açıklama gelmemişti. Sadece geçtiğimiz haftalarda süreci hızlandırmaya gerek olmadığını söylemişti. Bu açıdan bakacak olursak da aslında bugün gelecek tutanakların nötr bir tonda olma ihtimali de şu an için yüksek görünüyor. Fakat son toplantıdan bu yana gelen diğer FED başkanlarının açıklamalarına baktığımızda da bankanın temkinli bir duruş gösterdiğini de yine gösterdiğinden dolayı da yılın son faiz kararında indirim ihtimali de hala masada olduğunu söyleyebiliriz. Fed'in sadece gelecek yıl için aslında faiz kararlarında bir bekleme potansiyeline gireceği, yani aslında gevşeme döngüsünü biraz daha yavaşlatabileceği beklentileri şu an için piyasalarda hakim olduğunu söyleyelim. Haftanın ikinci işlem gününde öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi diyelim Gözde ve sözü yeniden sana bırakalım. Fatma, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim devam ediyoruz. Efendim piyasaları, fiyatlamaları konuşacağız. Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizlerle beraber yatırım günlüğünde. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi Borsa İstanbul'da özellikle 3. çeyrekte düşüş eğiliminin şekillendiğini görürken 11 bin puandan 8500'lere doğru bir yolculuk yapmıştık. Zirvesinden bu yana %20'den fazla satışlar vardı ama şimdi geldiğimiz noktada 8500'den artık 9600'lerin üzerindeyiz. 1000 puandan fazla bir artış. Acaba bir faiz indirimi fiyatlaması mı, katalizör mü oluyor? Faiz indirimlerini fiyatlayan bir Borsa İstanbul mu? Biraz burayı konuşalım. Bugün de SPK Başkanı İbrahim Gönül mesajlar paylaştı.
açığa satış yasakları kalkabilir. Bu düzenleme de 2025'e kalmaz diyor. Neler var şu an gündemde? Evet, baktığımız zaman Borsa İstanbul'daki bu tepki alımını etkileyen hem iç piyasa dinamiklerinde hem de dış piyasa dinamiklerinde bazı gelişmeler oldu. Öncelikli olarak Borsa İstanbul'un yükselişinin önüne ne geçmişti, ne törpülemişti ve Borsa İstanbul neden düşüyor diye kısaca bahsedersek tekrardan tepki alımlarının neden geldiğini daha iyi ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikli olarak baktığımız zaman bir küresel piyasalardaki artan jeopolitik riskler ve tansiyonlar gelişmekte olan ülke borsalarının üstünde baskı yaratmıştı ve bu da Borsa İstanbul'da geri çekilmeleri hızlandırmıştı. İç piyasa dinamiklerinde ise yüksek politika faizi, mevduat faizlerinin yüksek seviyelere çıkması, risksiz getiri olarak, sabit getiri olarak yerli yatırımcıların bunu böyle görmesi ve biraz daha mevduat faizine yönelmesiyle, gram altına yönelmesiyle Borsa İstanbul'dan kısmi çıkışlar yaşanmıştı. Ondan dolayı da Borsa İstanbul'da geri çekilmeleri gözlemlemiştik. Ama şu anda çift taraflı ateşkeslerin konuşulması, Orta Doğu'daki askeri tansiyonun birazcık daha dinginleşmiş olması, VIX korku endeksindeki hafif geri çekilme, riskten kaçınmadaki olgunun hafif daha törpülenmiş olması, küresel piyasalarda bir miktar daha jeopolitik tansiyonların azalması gelişmekte olan ülke borsaları üstünde pozitif etki yarattı. Borsa İstanbul'da bundan nemalanıyor diyebiliriz. İkinci olarak Trump zaferiyle birlikte zaten bir tepki alımı görmüştük Borsa İstanbul'da. Trump'ın zaferi tabii ki doları ana vatanında istiyor. Biraz daha istihdam ve üretimi destekleyecek şekilde ABD'nin içinde Great America Again sloganıyla büyümeyi teşvik edici ve doları güçlendirici hamleler oluyor ki bu daha çok işte Meksika, Kanada, Çin gibi ülkelerden ithal edilen, özellikle Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerden ithal edilen ürünlerde yüksek vergilerle birlikte ticaret savaşını başlatıyor. Ama Trump'ın Orta Doğu'da çok fazla askeri operasyonun içinde olmayacak olması, oraya asker yığmayacak olması, ABD'nin kendi iç dinamik harcamalarını savunma sanayine tabii ki yapacaklardır. Ama çok ciddi bir şekilde savaş ekonomisine bütçe ayırmaktansa daha farklı alanlara ayıracak olması. Bu da gelişmekte olan ülke özellikle jeopolitik olarak Orta Doğu'ya çok yakın olan bizler ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın daha önceki döneminde de anlaşmasının bir miktar kolay olması, rahat olması, birbirlerini seviyor ve sayıyor olmaları bizim de siyasi politik olarak bir miktar pozitif ayrışmamıza neden oluyor. Şimdi baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da herhangi bir faiz indirimi hamlesini tam olarak deklare etmemiş olsa da artık İngiltere Merkez Bankası'ndan ECB'ye, Fed'den faiz indirim süreçleri başlamıştı. Ortodoks para politikasına devam ediyoruz. Rasyonel zeminde hareket ediyoruz. Güçler ayrılığı ilkesi vurgulanıyor sürekli. Ama bir buçuk ay önceki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada hani düşük enflasyonla düşük faiz oranını tekrardan yakalayabileceğiz, sağlayabileceğiz açıklaması bir miktar sinyal olarak algılanabilir. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da artık enflasyon tabii ki istenilen seviyelere tam düşmüş durumda değil ama %50 politika faizinin altında bir enflasyon seviyesi var. Gönül ister ki tabii ki gösterge enflasyonla raflara yansıyan enflasyon aynı olsun veya da enflasyon momentum kazanarak düşmeye devam etsin ama Almanya'dan Euro bölgesine, Çin'den Amerika'ya da baktığımız zaman hem dönemsel baz etkisiyle hem de kısmi olarak tedarik zinciri ve lojistiğin önümüzdeki dönemlerde getirebileceği sıkıntıyla hafif enflasyonda yükselişler var. Türkiye gibi bir ülkenin de enflasyonunda beklentilerin hafif üstünde çıkması, önceki seviyenin altında kalması ki enflasyonda 48.58 seviyesinde bir açıklama yapıldı. Gene %50'nin altında. Bunlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantılarda yavaş yavaş faiz indirme ihtimalini beraberinde getiriyor. Hem global piyasalarda ve jeopolitik tarafta tansiyonun bu denli düşmüş olması hem de yurt içi dinamiklerde bir miktar Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemlerde artık faiz indirim sürecine başlayabilecek olması Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir momentumun kazanılmasına neden oldu ki çok çok önemli bir bandın üstünde fiyatlama gerçekleştiriyoruz şu anda. Teknik anlamda 9200-9400 bandı çok çok önemli bir band.
Haftaya o bandın üstünde başladık ve şu anda o bandın üstünde kalıcılık sağlamaya çalışıyoruz. Eğer 9200-9400 bandının üzerinde biz fiyatlamalara devam etmeye, yani fiyatlamalar bu seviyenin üstünde devam ederse ve seanslık bazda pozitif olarak kapatmaya devam edersek, kısmi yükselişler bizi tekrardan 10.500'lere doğru yükseltebilir. Fakat dediğim gibi çok kritik seviyedeyiz. Borsa İstanbul üstünde hala yukarı yönlü potansiyel, çok ciddi bir momentum kazandı, ivme kazandı. Yeni rekor seviyeleri tazeleyeceğiz gibi bir durum söz konusu değil. Buna bir miktar açıklık getirmek istedim. Tabii bu benim düşüncem. O yüzden 9200-9400 bandı dikkatle takip edilmesi lazım. Bu band üstünde kaldığımız sürece hava pozitif. Şu ana kadar haber akışları pozitif. 10.600'lere doğru yükselişleri görebiliriz. Ama 9600-9400'lerde bir kırılma yaşarsak biz 8260'lara doğru bir geri çekilme tekrardan tetiklenebilir. Dikkat etmekte fayda var diyebilirim. Ama şu an için Borsa İstanbul'da kısa vadeli de olsa hava pozitif. Ha, orta vadede benim Borsa İstanbul'dan beklentim 12.700'ler. Uzun vadede Borsa İstanbul'dan beklediğim mega rallilerle birlikte 17.000'ler. Ama kısa vadeli olarak 9200-9400 bandı biraz daha teknik anlamda Borsa İstanbul'un kaderini tayin edebilecek şekilde, tabiri caizse biraz daha mahşer yeri, böyle Sırat Köprüsü gibi altı çok negatif, üstü çok pozitif gibi algılanabilir, düşünülebilir diyebilirim. Şimdi 9600 puanların üzerindeki rakamlara gelmemizde bankaların da büyük desteği oldu. Geçtiğimiz hafta sadece %7,5'luk bir performans ve PPK karar metninden sonra bankalardaki yükselişin hızlandığı bir tabloyu da gördük. 8 Kasım'da enflasyon raporu sunumunda da benzer bir tablo vardı. Şimdi bankalar üzerinde biraz konuşalım. Borsa İstanbul'u dün erteleye kapatırken bankalar bir miktar negatif ayrışmışlardı ama faiz indirim dönemlerinde en fazla nem alınan tarafta bankaları da görüyoruz. Özellikle net faiz marjlarının bir süredir baskı altında kaldığını, spreadlerin eksi bölgeye döndüğünü de zaten takip etmiştik ama ne dersiniz, bankalar tarafında öncelikle bundan sonra neler beklemek lazım ve yılbaşından bu yana göremediğimiz yabancı ilgisi bundan sonra bankalarda şekillenebilir mi? 2.6 milyar dolarlık bir satıştan bahsetmiştik bu yıl kümülatifte. Neler bekliyorsunuz bankalarda? Yani bankacılık sektörüne genel bir bakış açısıyla başlayacak olursam, Türkiye'deki bankacılık sektörü gerçekten çok iyi. Hem ödenmiş öz sermayeleri bakımından, hem hizmet verdiği popülasyon bakımından, hem bazı özel bankalar özellikle yapay zeka ve dijitalleşme konusunda inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını çok iyi yapıyorlar. Onun dışında sizin de vurguladığınız gibi faiz indirim ihtimallerinin güçlenmesi ve faiz indirim süreçlerinde bankalar bunlardan çok iyi nemalanıyor. Bu son dönemde bankaların üstünde bir miktar maliyetlerinde artış yaratıyordu politika faizinin bu denli bir miktar yüksek olması, ki mevduat faizlerini de yukarı çekiyor. Şimdi sıkı para politikasını sadece faiz arttırarak da yapılmıyor. İşte kredi sıkılaştırmaları ya da borçlanma maliyetlerini arttırmak ya da zorunlu karşılık oranlarını arttırmak gibi bankaların bazı gelir kalemlerini törpüleyen gelişmeler vardı. Şimdi bu gelişmelerin bir miktar gerileyecek olması iç piyasa dinamiklerinde bankacılık sektörünün tekrardan ön plana çıkma ihtimalini arttırıyor. İkinci olarak ise önemli olan olgulardan birisi, yani biz 1,5-2 senedir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası o kadar güzel bir politika izledi ki, rasyonel zeminde hareket etti, bilimle hareket etti ve ortodoks para politikalarını ciddi anlamda uyguladı ve enflasyonu çok ciddi seviyelerden neredeyse yarı yarıya düşürdü, TÜİK'in açıkladığı verilere göre olan gösterge enflasyonu. Şimdi böyle bir durumda zaten CDS'lerde biz ciddi düşüşler gördük, yabancının ilgisini gördük, kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışları ve görünümde yukarı yönlü revizeler gördük. Bu kadar pozitif ve olumlu bir hava zaten yabancının ilgisini tekrardan TL cinsi varlıklara çekiyor olacaktır, ki çekiyor da hala. Bu devlet tahvillerinde de bunu gördük yakın zamanda. Türk lirasından bahsetmiyorum ama diğer yatırım enstrümanlarında, yatırım fonlarından tutun da Borsa İstanbul'daki bazı sektörlerin bazı şirketlerine yöneldiklerini gördük. Ben yabancının tekrardan bankacılık başta olmak üzere
önemli sektörlerde Türkiye'nin içindeki yatırım yapılabilir, Borsa İstanbul'da işlem gören önemli alanlara tekrardan ilgi göstereceğini düşünüyorum. Bu da bankacılık sektörünün öncülüğünde Borsa İstanbul'da tekrardan bir pozitif toparlanma yaşayabiliriz. Ki özellikle bankacılık, ki bunun yanında yani faiz indirimlerinin sinyalleri daha net verilir, güvercin tonlara daha hızlı bürünülür ve o adım atılırsa sanayi endeksinde de ciddi bir toparlanma, iç talepte bir artışla birlikte birçok sektöre olan talebin artması o sektörlerdeki önemli şirketlerin talep toplamasına neden olacaktır. Bu da Borsa İstanbul'u, bankacılık başta olmak üzere, yukarı yönlü çekecektir. Ki baktığımız zaman bankacılık sektörünü kendi içinde değerlendirmekten yana bir miktar Türk bankalarının, gelişmekte olan ülke bankaları veya da gelişmiş olarak tabir edilen ülke bankacılık sektörlerinden birçoğundan da FKF'de FAVEK oranları olarak da ucuz kalıyor global anlamdaki rakiplerine yönelik. Ve bazı bankacılık sektörü, mesela İtalya bankacılık sektörü... Barış Han Bey, çok özür diliyorum. Efendim, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Turizm Yatırım Forumu'nda konuşuyor. Kameralarımızı çeviriyoruz. Büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii bu bir yatırım zirvesi, turizm yatırım zirvesi. Müsaade ederseniz neden Türkiye'ye yatırım yapılmalı hususunda kendisi İngilizce ama ben Türkçe konuşacağım. Bir sunumum var. Dolayısıyla buradaki uluslararası misafirlerimiz de, yabancı misafirlerimiz de sunumu takip edebilsin diye İngilizce bir sunum. Ben çok fazla zaman almadan sizlere neden Türkiye önemli bir yatırım destinasyonu, biz makro finansal istikrarı pekiştirmek için neler yapıyoruz ve nerede fırsatlar var, o çerçevede kısa bir sunum yapacağım ama sözlerimin başında tesadüf dün Turizm Bakanımızla bir ortak bir toplantı yaptık Hazine Maliye Bakanlığı'nda. Ve özellikle de turizm yatırımcılarını nasıl destekleyebiliriz? Bir taraftan tabii sonuçta siz de ihracatçısınız. Reskont kredileri üzerinden ne yapabiliriz? YİTAK kredileri üzerinden ne yapabiliriz şeklinde sektörün diğer sorunlarını da bize ilettiler. 5-6 ana başlık altında ve biz Hazine Maliye Bakanlığı olarak bizi ilgilendiren boyutlarını çalışıyoruz. Önümüzdeki inanıyorum ki haftalarda belki Turizm Bakanımız üzerinden, Cumhurbaşkanımız üzerinden atacağımız adımlar da paylaşılır. Ben genelde tamamlanmamış konularda yorum yapmıyorum. Müsaade ederseniz ben doğrudan doğruya sunuma geçeyim. Neden Türkiye'ye yatırım yapılmalı? Bizim potansiyelimizi tabii gerçekleştirmek için, performansımızı artırmak için neler yapıyoruz, hangi sorunları çözüyoruz ve en önemlisi yapısal dönüşüm. Neden Türkiye yatırım yapmalı sorusu bir tabii espriyle başlayayım. Çünkü biz dünyanın merkezindeyiz. O nedenle bize yatırım yapmanız lazım ama esas konu o değil. Türkiye gerçekten dünyada nispeten büyük ekonomilerden bir tanesi. Yani yaklaşık 90 milyon nüfus, 1.3 trilyon doların üzerinde cari kurlarla gayri safi yurt içi hasılası ve kişi başına milli geliri bu sene itibariyle 15 bin doların üzerine. Böyle birkaç tane ülke var dünyada, onlardan bir tanesi de Türkiye, bu iki koşulu sağlayan. Şöyle karşılaştırmak için Türkiye ne kadar büyük diye hani değerlendirmek açısından söylüyorum. Bazı boyutlarıyla 17 Avrupa Birliği üyesi ülkesinin toplamından daha büyüğüz. Bazı boyutlarıyla 12, 13, 15. Dolayısıyla gerçekten Türkiye, ben detaylara girmeyeceğim ama bütün göstergeler itibariyle nispeten büyük bir ülke. Peki ekonominiz büyük olabilir ama yani nasıl bir bağlantısallık var? Doğrusu bizim coğrafyada Avrupa Birliği ile tabii bizim Gümrük Birliği, Balkanlarla hem tarihi ortak geçmiş hem de yakınlık, Orta Asya ile benzer şekilde, Orta Doğu ile benzer şekilde,
Kuzey Afrika ile, ama sonuçta bizim bölgede hakikaten önemli bir ekonomiyiz. Ve hızlı büyüyen bir ekonomiyiz. Son 100 yıla bakarsanız Türkiye'nin ortalama reel büyümesi %4.8. Evet, belki Çin değiliz ama gerçekten yine de dünyanın en hızlı büyüyen, gelişmekte olan ülkeler arasındayız. Son 20-22 yılı baz alırsanız orada da ortalama reel büyüme %5.5. Peki diğer bölgelerle karşılaştırdığımızda nasıl bir eğriye tekabül ediyor? Çok basit. Biz 20 yıl öncesini baz aldık, 100'e eşitledik. Reel olarak baktığımızda Türkiye 100'den 300'ün üzerine çıkmış. Bize benzer ölçekteki ülkeler, yani Çin, Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler 218'e çıkmış. Dolayısıyla bize benzer ülkelere göre çok daha iyi bir performansımız var, ama Çin'i, Hindistan'ı da katsanız ona rağmen Türkiye'nin performansı yine oldukça iyi. Dolayısıyla Türkiye sadece büyük bir ekonomi değil, aynı zamanda hızlı büyüyen bir ekonomi. O nedenle Türkiye'ye yatırım yapmanız lazım. Peki bu yeterli mi? Tabii ki değil. Biz altyapıyı önceliklendirdik. Altyapıya son 20 yılda yaklaşık 280 milyar dolar yatırım yaptık. Bu sene muhtemelen 300 milyar dolar civarına çıkacak. Ve önümüzdeki yine 20-30 yıllık bir perspektifle en az bir 200 milyar dolar daha yatırım yapacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin altyapısı da iyi. Yani Türkiye'nin pazarı büyük, hızlı büyüyor, altyapısı da iyi. Dünya Bankası Logistics Endeksinde 38. sıradayız ve 91 gelişmekte olan ülkeden daha iyiyiz. Dolayısıyla altyapımız da iyi. Biz özellikle tabii önce karayollarını önceliklendirdik. Çünkü karayolları ağımız çok zayıftı. Çok şeritli, otoban dediğimiz, otoyol dediğimiz ve duble yol dediğimiz çok şeritli yolların yol ağımız çok zayıftı bundan 20 yıl önce. Şimdi haritayı tabii ki herhalde aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bizim şu anda önceliğimiz demir yolları. Neden? Çünkü karayolları ve hava yollarına yeterince yatırım yaptık. Havaalanı sayısını da neredeyse diyorum 3'e katladık. Yani dolayısıyla aşağı yukarı her yere hava yoluyla ulaşılabiliyor. Esas bizim şu anda önceliğimiz demir yolları. Çünkü biz yüksek hızlı elektrifikasyonu, sinyalizasyonu tamamlanmış demir yollarına yatırımı önce. Neden? Çünkü sürdürülebilirlik açısından ve rekabet gücü açısından önemli. Çünkü aslında karbon ayak izimizi azaltmanın bir yolu demir yollarıyla ulaşımdır. Rekabet gücümüzü de artıracak. Şu anda bizim en büyük önceliğimiz organize sanayi bölgelerini, sanayi üslerini, büyük merkezleri limanlara demir yoluyla bağlamaktır. Tabii ki bu bizim şu anda en önemli önceliğimiz. Enerjide dönüşüm diğer bir önceliğimiz. Bakın, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu enerji kapasitemiz içerisindeki payı %59'a ulaştı. Bu sene muhtemelen %60'ı aşarız. Yani Kasım ayı itibariyle 59 civarındayız. Bu muazzam bir ilerleme, ama bunu yeterli görmüyoruz. Bundan sonra bütün ilave kapasitenin ağırlıklı olarak nükleer ve yenilenebilir enerjiden oluşmasını bekliyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'nin karbon ayak izini düşürmek istiyoruz. 2053'te net sıfır hedefimize ulaşmak istiyoruz. Yine yetişmiş insan anlamında da Türkiye iyi bir yer. Bakın, her sene üniversiteden 900 bin kişiden fazla bir mezun var. 430 bin kişi de teknik meslek okullarından mezun oluyor. Dolayısıyla Türkiye'ye yatırım yaptığınız zaman eleman, yetişmiş kaliteli eleman konusunda da bir darboğaz söz konusu değil. Yine bize benzer ülkelere göre de iyi bir noktadayız. Peki bizim hiç mi sorunumuz yok? Tabii ki birçok sorunumuz var. Türkiye'nin makroekonomik bir takım tabii ki sorunları var. Ve biz bu sorunları çözmek için de bir program uyguluyoruz. Müsaade ederseniz bu programa ilişkinde bir perspektif sunmak istiyorum. Öncelikle şunun altını çizeyim. Aslında çok temel birçok makro sorunda hedeflediğimizden daha iyi bir noktadayız. Belki hala
sorun alanı olarak enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyonda da kalıcı düşüş devam edecek. Yani 2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde devam edecek. Onun sebeplerini anlatacağım ben size. Ama müsaade ederseniz hangi sorunları çözdük? Bir oradan başlayayım, sonra da zor konulara geleyim. Öncelikle cari açık. Geçen sene ortalarında cari açık önemli bir sorundu. Neden? Çünkü milli gelirin yaklaşık %5,5 civarında bir cari açık gerçekten sürdürülmesi zor bir cari açıktı. Ve biz bu cari açığı milli gelire oran olarak %1'in altına düşürdük. Dolayısıyla şu anda cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bunda turizmin, yani hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Mal ihracatında da az da olsa bir artış var. Ama esas buradaki ilerleme, yani buradaki gelişme ithalatın bir miktar düşmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşüm, işte az önce söyledim enerjide dönüşüm, cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutacak. Cari açığın kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi demek, aslında lirada istikrar demek. Evet, Türkiye'nin makro finansal istikrarı demek. Tabii biz cari açığı son yıllarda, son 20 yılın ortalaması %4 civarı aslında, genelde onu kullanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda %2'nin altına kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz. Rezerv konusunda geçen sene kaygılar vardı. O kaygıyı da giderdik. Türkiye'nin net rezervini, swap hariç net rezervini yaklaşık 105 milyar dolar artırdık. Ve Türkiye'de rezerv yeterliliğini sağladık. Yani uluslararası tanıma göre Türkiye artık yeterli rezerve sahiptir. Dezenflasyon bizim en büyük önceliğimiz. Yani enflasyonun tek haneye kalıcı bir şekilde düşürülmesi şu anda programımızın en önemli hedefi. Bu sene 44-45 civarında bir rakamla, yani öyle görünüyor, kapatacağız. Hedefimizin evet bir miktar üzerinde. Çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var. O katılığın kırılması biraz zaman alıyor. Öngördüğümüzden biraz daha fazla, kiralarda, eğitimde vesaire. Ama olsun, 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek. Neden? Bir, para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkisi var. İki, maliye politikası bu seneye göre daha sıkı olacak. Yani bütçe açığımız düşecek. Bütçe açığındaki düşüş, para politikasındaki sıkı duruş dezenflasyonu destekliyor. Gelirler politikasında da daha makul bir patikaya doğru evrileceğiz. Bir de yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda da, yani devletin kontrol ettiği fiyatlarda da mümkün olduğunca bütçe, tabii ki önemli burada ama bütçe bize alan sunduğu oranda biz hedef enflasyon paralelinde bu konularda adım atacağız. Dolayısıyla dezenflasyon süreci zaman alıyor. Sadece Türkiye'de değil. Yani dünyada da ortalama enflasyonun şok öncesine düşmesi ortalama 3,4 yıl alıyor. İlk yılı geride bıraktık. Önümüzdeki 2-2,5 yıl içerisinde biz enflasyonu kalıcı bir şekilde şok öncesi tek hanelere düşüreceğiz. Bunu anlattım zaten az önce. Neden yani enflasyonun 2025 yılında baz etkisinin ötesinde güçlü bir şekilde düşeceğinin sebeplerini ben az önce açıkladım. Bütçe açığını düşüreceğimizi söyledim. Deprem burada tabii çok önemli bir harcama kalemi. Geçen sene deprem hariç bütçe açığı %1,6 idi milli gelire oran olarak. Gelişmekte olan ülkelerde bütçe açık ortalama geçen sene %5,5'tu. Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı %26'ya düştü. Dolayısıyla bizim bütçe açığını düşürmemizin tek sebebi var. Bir, dezenflasyonda Merkez Bankası'nı desteklemek. İki, dönüşüme, yapısal dönüşüme kaynak ayırmak. Üç, şoklara karşı mali alan oluşturmak. Dolayısıyla bizim hedefimiz bütçe açığını kalıcı bir şekilde tekrar %3'ün altına düşürmek.
kurda, daha doğrusu liradaki oynaklıkta bakın ciddi bir azalma var. Program öncesinde biz gelişmekte olan ülkeler bandının oldukça dışında bir oynaklığa sahiptik. Şimdi gelişmekte olan ülkelerle aynı, yani bandın neredeyse alt noktalarda veya orta noktalarında, ya liradaki oynaklık azalmıştır. Yapısal reformlar bizim potansiyelimizi harekete geçirmek için, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için olmazsa olmaz önceliğimiz. Yapısal dönüşüm derken neyi kastediyoruz? Bir, sanayide dönüşüm. Biz aslında sanayi kültürü olarak, sanayi birikimi olarak bize benzer ülkelerden çok daha iyiyiz. Hatta gelişmiş ülkelerden daha iyiyiz. Peki niye daha zengin değiliz? Çünkü katma değer zincirinde yukarı çıkmamız lazım. Bakın şu grafik çok basit bir grafik. Kişi başı milli gelirimize oranla sanayi, imalat sanayi katma değerinin milli gelire oranı oldukça yüksek. Dolayısıyla bizim bu katma değer zincirinde yukarı çıkmamız lazım. Yani daha yüksek teknoloji, daha orta yüksek teknoloji ürünler üretmemiz lazım. Bunun için de bir programımız var. Bu programın bir tanesi tamamen yüksek teknoloji, HIT 30 dediğimiz 30 üründe 30 milyar dolarlık 2030'a kadar destek vereceğiz ve sanayide dönüşümü sağlayacağız, yüksek teknoloji alanlarda üretim. İkincisi bu YİTAK dediğimiz, aslında tercihli kredi politikası dediğimiz bir program. Burada da daha çok orta yüksek ve yüksek teknolojiyi hedefliyoruz. Yine yatırımcılara terzi usulü de teşvikler sunuyoruz. Bakın 8 temel alanda 30 ayrı üründe yatırım için muazzam bir şekilde devlet olarak biz gereken, yani inisiyatifi alıyoruz, destekleri sunuyoruz. Detaylara girmeyeceğim ama bu sanayide dönüşüm için çok değerli. YİTAK'tan turizm sektörü de yararlandıracak noktaya getireceğiz. Onun da çalışmasını yapıyoruz. Burada da daha çok lira kredi verip uzun vadeli ve piyasaya göre çok daha elverişli koşullarda. Bizim için en kritik alan enerjide dönüşümdür. Neden? Çünkü son 20 yıla bir bakın. Son 20 yılda 900 milyar dolardan daha fazla bir parayı biz enerji ithalatına ödemişiz. Yani Türkiye'deki toplam cari açığın bir buçuk katı kadar, %150'si kadar biz enerji ithalatı yapmışız. Dolayısıyla enerjide dönüşüm, yeşil dönüşüm Türkiye için bir lüks değil, bir moda değil. Bizim için bir zarurettir ve bu konuda gereken çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapısal reform gündemimiz oldukça kapsamlı. Yani bir taraftan insanımıza yatırım yapıyoruz. Bir taraftan yatırım iklimini iyileştirmek için çaba gösteriyoruz. Sermaye piyasalarını geliştirmek istiyoruz. Kamu finansman konusunda gereken reformlar, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, bütün bunların amacı ne? Hepsinin amacı verimliliği artırmak, inovasyonu, ekosistemini güçlendirmek, rekabet gücümüzü artırmak ve böylece Türkiye'nin büyüme potansiyelini yükseltmektir. Ve bu konuda kararlıyız. Gerçekten de çok güzel çalışmalar var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı yardımcımızın yine gerçekten ekonomi koordinasyon kendisinin başkanlığında bütün bu çalışmaları 2025'te hızlandıracağız. Dolayısıyla kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. Bakın bütçe açığını kontrol altına aldık. Deprem yaralarını sarıyoruz. Maastricht kriterini tutturacağız. Borç sorunumuz yok. Cari açık sorunu önemli ölçüde çözdük. Kalıcı bir şekilde çözüm için işte yapısal reformları konuşuyoruz. Bütün bu kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşüm esas gündemimiz. Geriye ne kalıyor? Hayat pahalılığı, enflasyon kalıyor. Milletimizin bu konudaki kaygılarını anlıyoruz. Şikayetlerini dinliyoruz, duyuyoruz. Evet, enflasyon önemli bir sorun. Ama kolaycı bir çözüm yok.
kolayca bir çözüm olsaydı ülkeler zaten keşfetmiş olurdu. Maalesef sabırla ve kararlılıkla bu işin üzerine gitme dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Onun için biz de sabırla, kararlılıkla bu dezenflasyon programını uygulayacağız. Ve sonunda da başarırsak, ki başaracağız, sizin önünüzü açacağız. Çünkü öngörülebilirlik artacak. Siz daha makul maliyetlerle finansmana erişeceksiniz. Uzun vadeli sermaye piyasası enstrümanları üzerinden yatırımlarınızı finanse edeceksiniz. Zaten siz bunu istemiyor musunuz? Onun için sizden destek istiyoruz. Çünkü hala enflasyon beklentileri konusunda maalesef reel sektör, bakın şu anda fiilen enflasyon %50'nin altına inmiş. Reel sektörün enflasyon beklentileri hala gerçekleşen enflasyon düzeyinde önümüzdeki 12 ay için. Finansal piyasalar önümüzdeki 12 ayda enflasyon %27'ye düşecek diyor. Ama reel sektör hala %47 civarında bir enflasyon bekliyor. Bu gerçekçi değil. Dolayısıyla enflasyon gerçekten düşüyor. Düşmeye de devam edecek ve 2025 yılında bu düşüş hızlanacak. Bizim çalışma çağındaki nüfusta sorun yok. Hatta olsa bile yine sorunumuz yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü kadınların iş gücüne katılım oranını artırarak biz zaten daha uzun vadeli çalışma çağındaki nüfusu iş gücüne katılımını artırarak biz ciddi bir şekilde istihdamı artırabiliriz. Yani dolayısıyla o anlamda ciddi bir potansiyelimiz var. Yapay zeka hazırlık endeksinde gelişmekte olan ülkeler ortalamasından daha iyiyiz. Ama bu bizim en öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Yapay zeka hazırlığına, altyapıya, insana, bütün bu alanlara biz yatırım yapacağız. Hizmet sektöründe büyük potansiyelimiz var. Biliyorum siz turizmden bahsetmemi istiyorsunuz ama zaten siz iki gün boyunca turizmi konuşacaksınız. Bakın bizim gerçekten küresel yani taahhüt sektöründe, inşaat sektöründe önemli bir oyuncuyuz. Çin'den sonra yani büyükler arasında Türkiye ikinci sırada. Bakın son 50 yılda dikkat ederseniz ciddi bir hakikaten 137 ülkede yarım trilyon dolardan fazla projeyi hayata geçirmiş. Turizmde potansiyelimiz muazzam. Şimdi az öncekine dönecek olursam bu savaşlar durduğu zaman Türkiye bu ülkelerin yeniden inşasında başat rol oynayacak. Turizmde çok önemli mesafe kat ettik sizlerin sayesinde. Gerçekten yani size ne kadar teşekkür etsek az. Muazzam bir başarı hikayesi. Bunları konuşacaksınız. 1980'de neredeyse dünya turizm haritasında bir yerimiz yok. Bugün ilk beşinci sıradayız. Muazzam bir başarı. Yine aslında sağlık turizminde de muazzam potansiyelimiz var ve çok hızlı gelişiyor. Neden? Çünkü turizmde iyiyiz, sağlık altyapımız iyi. Dolayısıyla burada da önemli bir mesafeye kadar. Bakın dünya şu anda dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi tabii ki yüksek borçluluktur. Dünya bize benzer ülkelerin toplam borçluluğun milli gelire oranı %246. Yani faizler yüksek olduğu zaman büyümenin önünde büyük bir engel. Halbuki Türkiye'nin özel sektör, hane halkı, bankalar, kamunun bütün borcunu dikkate alırsanız %100 bile değil. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçekten önünde borç bir engel değil. Peki ticaretteki bu korumacılık parçalanma engel mi? O da değil. Bakın Türkiye'nin 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşması var. Ve bu bizim ihracatın %60'ına tekabül ediyor. Neredeyse bakın 30 trilyonluk küresel pazarlara serbest ticaret anlaşmaları üzerinden erişiyoruz. Bu çok önemli. Dolayısıyla eğer korumacılık artarsa, küresel ticarette parçalanma olursa dahi Türkiye tabii ki etkilenir ama daha az etkilenir. Bizim dayanıklılığımız çok daha yüksek. Neden? Çünkü bir de şu coğrafyamıza bir bakın. Neresi büyüyecek önümüzdeki 50 yılda, 100 yılda? Afrika büyüyecek. Çünkü nüfus Afrika'da artıyor.
Yani gelişmiş bir pazar Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'miz var. Orta Asya ile biz dostuz, kardeşiz. Orta Doğu ile de biz dostuz, kardeşiz. Aynı zamanda yakınız. Kuzey Afrika ile de öyle. Dolayısıyla eğer hani bu dost ülkelerden tedarik, yakın coğrafyalardan tedarik yeni normal haline gelirse de yine de Türkiye iyi bir pozisyonda. Dolayısıyla yani kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. 2025, az önce de söyledim, 2025'e ilişkin görünüm, makroekonomik görünüm, dezenflasyonist görünüm, bütçe görünümü, bütün bunlar olumlu. Ama en önemlisi biz reformları hızlandıracağız. Çünkü bütün bu kazanımları kalıcı hale getirmek, verimliliği artırmak, rekabet gücümüzü artırmanın başka hiçbir yolu yok. Ama sizin gibi girişimciler varken gerçekten biz çok iyimseriz. Çünkü en zor dönemde bile muazzam bir başarı ortaya koymuşsunuz. Yatırım yapmışsınız, güvenmişsiniz. Şimdi bizim yapacağımız tek şey sizin önünüzü açmak, size destek olmak. Ve destek olmanın da yolu dezenflasyondan geçiyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim kısa bir reklam arası. Efendim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hitaplarını gerçekleştiriyor. Daha iyi bir gelecek oluşturması adına son derece önemli bir faaliyet. Aynı zamanda da ekonomik değeri yüksek bir sektör elbette. Ben doğrusu ekonomik olmayan boyutlarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülke içinde ve uluslararası alanda. Hele hele bugün bu yaşadığımız dünyada bir kat daha bunun önemi artmış durumda. Dünyamızın savaşlara değil barışa ihtiyacı var. Huzurlu bir ortama ihtiyacı var. Sosyal refahın artmasına ihtiyaç var. Barışın kazananı herkestir. Savaşın kazananı olmaz. Herkes kaybeder. Dolayısıyla kuzeyimizde ve güneyimizde yaşananları düşününce, dünyanın birçok bölgesinde yaşananları değerlendirince inşallah önümüzdeki dönem hepimizin barış için, diplomatik kanallarla barışı sağlamak için uğraştığımız bir dönem olur diye temenni ediyorum. Turizmin güvenlikten ne kadar etkilendiğini de bilerek tabii bunları söylüyorum. Daha güvenli bir dünya hem insani açıdan hem turizm açısından, ekonominin geneli açısından son derece kıymetli. Değerli arkadaşlar, az önce söylendi, çok büyük bir ekonomik aktiviteden bahsediyoruz turizm dediğimizde. 2033'e kadar 15,5 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. 430 milyon kişiye istihdam sağlanacağı yönünde beklentiler söz konusu. Ve Türkiye olarak biz bu küresel pastadan daha fazla pay almak istiyoruz. Son 40-50 yılı Oya Hanım özetledi. Buradan tabii rahmetli Özal'ı da yad ediyoruz saygıyla, hürmetle. 80'li yıllarda başlayan o yolculuk bugün çok farklı bir ölçeğe gelmiş durumda. Bu süreçte turizm sektörümüze katkıda bulunan siyaset ve devlet adamlarına ve aynı zamanda özel sektörden, sivil toplumdan çok kıymetli müteşebbislere, bu konuda politika geliştirenlere, herkese katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İşte şimdi geldiğimiz noktada yeni bir döneme geçmek durumundayız. Yürekten katılıyorum Oya Hanım'ın ifadelerine. Üçüncü bir döneme, daha farklı bir döneme geçmek durumundayız. Aslında ülkemizin genel hikayesi de buna çok uygun doğrusu. Son 20 yılımıza baktığınızda toplam ekonomik performansımızı değerlendirirsek Türkiye alt orta gelir grubunda bir ülke olmaktan çıkıp üst orta gelir liginde bir ülke haline geldi. Uluslararası standartlarla konuşacak olursak kişi başına gelir itibariyle dörde ayırıyorlar ülkeleri, dört lige.
İşte düşük gelirli ülkeler, alt orta gelir, üst orta gelir ve yüksek gelirli ülkeler şeklinde. Biz çok şükür düşük gelirli ülke değiliz. Son 20 yılda da alt orta gelir liginden üst orta gelir ligine çıktık. Ama bu orta gelir tuzağı dediğimiz bir şey var. Bunu kırmamız lazım ve yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmemiz lazım. Bu da her alanda sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da dönüşümle sağlayabileceğimiz bir süreç. Teknolojiden eğitim politikalarına, altyapıdan kamusal organizasyonlara, her alanda bu dönüşümü sağlamak durumundayız. Bu da bizi farklı bir döneme taşıyacak. Turizm de tabii ki bunun olmazsa olmaz bir parçası. Kesinlikle turizmde de yeni bir döneme, yeni yaklaşımlara, yeni vizyonlara ihtiyacımız var. Turizmde, sanayide, tarımda, farklı alanlarda bunları yapacağız ki bunların topyekün etkisiyle ülkemiz yüksek gelirli ülkeler ligine yükselebilsin. Orta gelir tuzağından çıkıp farklı bir seviyeye yükselsin. Bu da az önce değerli sunucumuzun ifade ettiği üzere ülkemizin ikinci yüzyılına, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir vizyon olur diye düşünüyorum. Yüzyılda Cumhuriyetimiz çok önemli kazanımlar elde etti. Çok önemli mesafeler kaydetti. Hangi görüşten olursak olalım, hangi siyasi eğilimden olursak olalım, hepimizin ortak değerleri var, ortak bir ülkemiz var ve bir ufkumuz var. Dolayısıyla Cumhuriyet'in geldiği bu noktada artık gözümüzü Türkiye yüzyılı diyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı. Bu yüzyılda çok daha ileri noktalara taşımamız lazım bu bayrağı. Kazanımlarımızı koruyarak ama bunların üstüne çok güçlü hedefler oluşturarak gitmemiz lazım. Sadece nereye gideceğimizi ortaya koymak politika olmaz bence. Bu işin bir parçası. Nasıl gideceğimiz sorusuna da hep birlikte cevap vermemiz lazım. Burada da bu nasıl gideceğimiz sorusu çok önemli. Kamu ve özel sektör diyaloğunun ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir politika ortaya koyacaksak ve bunu sahiplenerek hayata geçireceksek kamu özel ortaklığıyla başaracağız. Bizim de orta vadeli program gibi makro politikalarımızı şekillendirirken, sektörel politikalarımızı şekillendirirken temel yaklaşımımız bu. Aslında bizim medeniyetimizin, kültürümüzün de temel bir değeri istişare dediğimiz kavram. Akılları bir araya getirmemiz lazım. Akılları birbiriyle çatışan, kavga eden halden çıkarıp birlikte aynı hedeflere doğru çalışır hale getirmemiz lazım. Ben uzun zamanlar Kalkınma Bakanlığı yaptım. O zaman da hep söylerdim, şimdi de tekrar etmek isterim. Milli gelir dediğimiz şey, kişi başına gelir dediğimiz şey, ihracat dediğimiz rakam, bunlar hep sonuç. Sebep değil bunlar, sonuçlar. Başka şeyler yapıyorsunuz ve bu sonuçları üretiyorsunuz. Asıl bir toplumun, kalkınmış bir toplum olarak nitelendirilmesi nasıl tarif edilir derseniz, ben şunu söylerim doğrusu. Bir toplum kendisi için ortak hedefler koyabiliyorsa, tartışarak, konuşarak ortak hedefler koyabiliyorsa ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere etkili bir şekilde organize olabiliyorsa o toplum kalkınmış bir toplumdur. Bunu başaramayan boş çatışmalarla, tartışmalarla enerjisini harcayan toplumlarsa maalesef kalkınmamış, gelişmemiş toplumlardır. Bu ülkeler için geçerli olduğu için gibi sektörler için de geçerli tabii, firmalar için de geçerli, farklı düzeylerde düşünülebilir bu, aynı benzer bir şekilde düşünülebilir. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada çok önemli bir noktadayız ama yeterli görmüyoruz. Bu sene 61 milyon turist, 60 milyar dolar gelir gibi bir tahminimiz var. Ve inşallah bunu yakalayacağız. Rakamlar bunu gösteriyor. Gelecek yıl bunu daha ilerilere tabii ki taşımak istiyoruz.
ve daha yüksek bir gelir elde etmek istiyoruz. Ama daha önemlisi tabii nitelikli bir turizm oluşturmak. Hem kişi başına gelir, gecelik gelir anlamında, hem de az önce Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi Başkanı Sayın Simpson'ın ifade ettiği gibi yeni trendlerle de uyumlu bir turizm oluşturmamız lazım. Burada da turizmde dijital ve yeşil dönüşümün ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Turizmi, yeşil turizmi, karbonun en az salınımıyla gerçekleştirilen turizmi çok kıymetli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen yıl meclisimizden 12. kalkınma planımız geçti. Oranın da, o planı da incelerseniz makro olarak da bizim ana eksenimiz yeşil ve dijital dönüşüm. Bütün sektörlerde. Turizm de tabii ki bunun çok önemli bir parçası. Bunu başardığımız zaman inanıyorum ki hem çevremiz için faydalı olacak, hem makroekonomik istikrarımıza katkıda bulunacak, hem de firmalarımızın katma değerine, rekabet gücüne katkı sunacak.